Çek çek. Çek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuşburnu topluyoruz. Kuşburnundan ezme yapacağız. Ondan sonra çay demleyeceğiz. Çaylık için. Şimdi bu zamana kadar kaldık. Bugün aylardan 24 Ekim. 24 Ekim'de kuşburnu topluyoruz. Aslında kuşburnuyu geç toplayacaksın. Çünkü çok daha lezzetli, daha güzel oluyor. Çok mükemmel bir olgunluğa eriştiği için çok lezzetli oluyor. Ama millet ne yapıyor? Millet daha bunu olmadan erkenden topluyor. Ondan sonra şeker yükü. Şekerinden yapmaya çalışıyorlar. O zaman da bu lezzeti ve organikliği kalmıyor. Bunu mümkünse geç toplayacaksın. Bak şuna bak, şu etenlere bak. O kadar yumuşacık, bak helva abi. Tadına bak. Aynı ezme. O kadar lezzetli, çok güzel. Şimdi bunu nasıl yapılmasını ileriki videomda anlatacağım. Şimdilik bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunu arkadaşlar toplaması çok zor. Öyle görüldüğü gibi değil, öyle hemen ezmeyi kaşıklamalı değil. Vallahi var ya, bir diken var, adamın elinden bir batıyor. Çok sıkıntılı yani. Bu kuşburnu toplaması öyle kolay bir şey değil. Bunu bilmeyen insan toplayamıyor. Çünkü kuşburnuya ne söylemişler? Kuşburnuya demişler ki, niye evlenmiyorsun demiş. Kuşburnu da demiş ki, her gelenden geçenden bir öpücük alıyorum ben demiş. O yüzden kuşburnu biraz çok dikenli, çok zahmetli yani. O yüzden bunun aldığınız zaman da fiyatına da pahalı demeyin. Gerçekten zahmetli. Nasıl yapılışını da inşallah göstereceğiz bakalım. İyi, yeter hadi kapat. Kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi topladığımız kuşburnuyu öncelikle güzelce bir temizliyoruz. Suda yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra izle ekineli yıkayıp tabi önce yıkamadan önce bir kalburdan, kalbur neredeydi kalbur ya? Girin verdin. Kalburundan içindeki o tozları, bozları, ucunun külçeye falan kalburdan ektiriyoruz. Ondan sonra suya koyuyoruz. Suda iyice gineli yıkanıyor. Yıkandıktan sonra bu şekilde, yani gerçekten yine bayağı zor yani. Kuşburnu yapmak da zor. Önce yıkadıktan sonra ayıtıyoruz her tarafını. Ocağa koyuyoruz. Ocakta bütün günleri, aha kaynıyor mu, ne ver bu. Bu böylece bir kaynatacağız. Kaynattıktan sonra bunu sıkacağız. Şiresini çıkartıp şiresinden de ezme yapacağız. Ya bir de o kalburlama halini de gösterecektim ama tabii ki yine bildiğiniz gibi bizi yine bekleyen yok. Ne zor şartlarda çekim yapıyorum, siz bir düşünün. Hiç kimseye destekçim yok. Şimdi bunu kaynadıktan sonra o topladığımız kuşburnu da 4 ölçek gelmiş. Yani gerçekten erken toplamanın hiçbir mantığı yok. Geç topladıktan sonra çok daha lezzetli, çok daha organik, çok daha güzel oluyor. Hem de ezmesi daha fazla durur. Geç toplanan kuşburnunun. Şimdi bir de bunun sıktırması var. Bu sıktırmasını da elde mi sıkacaksın, makineyle mi? Makineyle sıkacakmışız. Bunu aslında önceleri elde sıkılıyordu. Da şimdi bunun makinesi var. Makinesinin de çekimini de gösteririz inşallah. Bakalım, bekleyip görelim. Bir pişsin bakalım. Hem bunun pişmesi de daha hızlı olur. Yumuşak olduğu için iyi olur yani. Neredesin de? Ben Hacı Abdullah Kışlası'ndan. Ne? Şu Kemal Ağa'nın kışladanım ben. Hacı Abdullah Kışlası'ndan. Tamam, sağ olun. Arkadaşlar şimdi kuşburnuyu ezdirmeye getirdik. Pişirdik. Şu anda burada makinesi var. Makinesini içine koyacağız. Burada şiresi çıkacak.
Bu makine de gerçekten yine bunun üzerinde hem domates eziliyor, kuşburnu eziliyor, ayva ne varsa hepsini püresini, suyunu çıkartıyor. Bu makine, bu makinenin şimdi buradan dökeceğiz, alt taraftan şeyini alacağız. Şiresini. Şu anda şeyi işte bitirdik. Şurayı göstermeyi unuttum. Çekirdeğini de bu makinenin bu aradan çekirdeğini ayırıyor. Bak çekirdeği de kosası. Burada işe yaramaz. Bunu da işte hayvanlara veriyor. Veya bunu fabrikalar alıyor. Bir şekilde değerleniyor yani. Arkadaşlar şeyden aşağıdan ezmeyi getirdik. Şiresini. Kazana koymadan önce yapacağımız ilk iş kazanı yağlamak. Tabanına az bir şey yağ dökersek sarmamış olur, yapışmamış olur, dibi tutmamış olur. Dökersiniz. Ben şimdi çekim yapayım hadi. Ezmeyi şimdi bakın şöyle bu şekilde. Şiresini. Şimdi bu kaynayacak. Verin coşkuyu şimdi altına körükle. Hepsini almaz ki o. Ha? Alo mu? Öbür kolunu da koyalım onu. Ya bunu yay. Ne? Ha şu sardığımız şey var ya. Ne? Bahçeden getirdim bir şey. Tikenli tel mi? E koy dursun oğlum, satacak mı aklını? Aklını aldın illa. Sattırmaz he? Ya bir yere ne mi gelersiniz ya? Niye? La her şeyi satmanın hesabını yapman ya. Dursun ne yapacaksın? Kaç lira veriyorlar da? La oğlum ona para vermez de ya. Satmasın ya. Satma lazım olur bir yere. Oğlum bir yere bir şey lazım olur. Şimdi bundan sonraki yapacağımız iş devamlı karıştırmak. Bu kaynaya azalacak. Ondan sonra az bir şey şeker katacağız. Şekerini diğer kuşbunlarda çok az olacak yani. İlk önceki yapılan kuşbunlarda 8-10 kilo ölçeğe diyelim ki kaç ölçeğe ne kadar katıyorsunuz? 5-5. Bir ölçeğe. 5 yemez mi nok bu? Ha bu 5 yemez. Ha yani önce diyelim ki normal bir ölçek kuşburnuya 5 kilo şeker katılırsa buna da katılacak 2,5-3 kilo. Ölçek deme de bence teneke de. 18 kilo teneke bir teneke. Tabii ya bir teneke yani. Şimdi şekerini katmaya başladık. Kaynadı kuşburnumuz. Şekeri şimdi burası şiresi 90 kilo falan geldi işte. 4 ölçen. 4 tenekenin. 4 tenekeye normal şartlarda 20 kilo şeker katılması gerekirken 20 değil mi? 5'er kilo katsanız ölçek başı 4 kere 5 20 tabii. 20 kilo katmamız gerekirken şu anda 2,5 kilo. Buna da kattığımız şey 5 veya 6 kilo şeker katacağız. Tabii ki yine tadına bakacağız da. Tadına bakıp ona göre kaynarken atılıyor şekeri ki dibine sarmasın. Hemen bunu acil bir şekilde bu şekilde. Daha çok var değil mi inmesine? Daha bayağı var. Ya ben daha aşağı gideceğim ya. Baba. He. Şu büyük ağabeyi keseyim mi?
değil. Kes oğlum, ortadan ikiye kes işte. Ha. Az daha, az daha. Ha, ortadan ikiye bir sefer sığmaz buraya. Kuş bunu da dolsun ya. Tamam canım, fazla atma şekeri. İyi. Ama yavaş olsun. Az sonra birkaç şey alalım, tadına bakarız. Tamam. Ezmemiz şu anda oldu. Şişelere dolmaya hazır. Şimdi ocaktan indireceğiz ve şişelere dolduracağız. Şurada da olup olduğunu anlayabilmek için soğuttuğumuz, tabii ben yine taze tadına bakmayınca. Güzel güzel. Ellerinde sağlık. Çok mu oldu bu ya? Yenge, ötekini ocağa koymadan çıkma teli var mı? He var. Bilal'e boşaltın gibi bir çıkma teliyle ne yıkıyorsun? Bilendirme ya. Yapsan. Bilendirme bayanım onu öyle o kadar. Sıcağını bilmiyorum da. Soğuk ya. Bana kalsa bana bunu bile bilendirer. Geçir de gel şöyle dedim bir de. Vallahi çok da güzel olurdu. Tamam. Ha şilanın kocasını ha şuraya koyacağım. Bilendirin fişi kavuş oraya. Ha gel de gel, ver lan. Geri mi dökecek şimdi bir daha? Ya o dört fişiye durmasın. Ya bir şey olmaz o, geri çok iyi ya sen. Şuna baksana, güzelliğe bak daha nasıl olacak. Ama çok koyu yaptınız. Doğru koyu, doğru. Vallahi çok koyu yaptınız. Cıvı da bozulur. Ha. O soğuyunca falan oturur şey yapar. Birbirine yerleşir. O kadar korkmaz pırtıklaşır. Sıcağı gel kapalı. Altını çektim de. Parmağına yalıyorsun sen. Vallahi çok iyi oldu. Tadı nasıl? Güzel güzel. Ben pırtıklığına kusur tutmuyorum. Yok ya. Olsun, yok. Dur şimdi son zamanın şeyi yiyin ki. Tabii. Son zaman olduğundan böyle. Kusum da doğru. Zaten de ezme oğlu ola bir şey. He, bunu zaten zaten aldığımızda ezmeydi bu. Tabii. Atuk, bir sene boyunca yiyek. Satamıyorsun ben bunu. Sat. He? Sat. Ellerimizin acısını kim verecek? Sat yemeyeceğin fazlasını. Bunu önemli olan... Çekiyor mu lan? Ben niye haber vermiyorum? Arkadaşlar, ezmenin işi bitti şu anda. Sıcağına hemen kapaklarını kapatıyoruz. Ve operasyon tamam. Serkan dayı'nın ezme şov. Ezme isteyeniniz olursa sipariş alınır. Hakiki organik et. Elma pekmezi satacaksın. Ha, elma pekmezimiz de var. Ha, onu da unutmayın. Elma pekmezi var. Kuşburnu ezmesi var. Ticaretin başına da koyacaksın. Elmaları bir daha düşünmeyiz. Daha başka bir şey yapmayacaksınız. Bu kadar mı?